Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Amerikan basını İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırısının an meselesi olduğunu iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise ülkesinin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu söyledi. İran İsrail'e saldıracak mı? Saldıracaksa nasıl ve ne zaman saldıracak? Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. Amerikan basını İran'dan İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırının an meselesi olduğunu öne sürdü. Bloomberg'un istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde İran'ın İsrail'e yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçlarıyla saldırı başlatacağı iddia edildi. Habere göre saldırının doğrudan İran topraklarından mı yoksa bölgedeki İran destekli milis gruplar tarafından mı yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak istihbarat kaynakları asıl önemli olanın saldırıların zamanlaması olduğunu belirtiyor. Tel Aviv yönetimi İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arkasına aldı. Başkan Joe Biden, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmaz. İsrail'i korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'la telefonda görüştü. Ülkesinin İran ve destekçilerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in yanında yer alacağını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İran'ı uyardı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran eğer kendi topraklarından saldırırsa İsrail de karşılık verecek ve İran'a saldıracak ifadelerini kullandı. İsrail geçen hafta Suriye'nin Şam'daki İran konsolosluğunu havadan vurmuş, saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs gücü komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi konsolosluk saldırısı sonrası İsrail'e misilleme tehditlerinde bulunmuş, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağını söylemişti.